Merhaba efendim. Bugün sizlerle birlikte Gici Kuş Yeşim günlük. Babacık değil. Hayır, çıkmıyorsun. Üçteyiz. Üçle beraberiz. Bu sefer farklı böcek odadayım. Böcek odasındayız. Değil mi? Gici Kuşum, gel buraya. Ne yapacağız bugün? Babacık ne yapacağız? Hı? Bir şey de. Hayır. Çıkma onun üstüne ama ya. Ses bozuluyor. Gel bir seveyim. Bunu döverim, kusma. Bak şırınga var. Şırıngayla oynar mısın? Peki. Gici kuş. Tornavida. Nasıl bir şey yapalım sana? Ne diyorsun lan? Yakışıklı cici kuş. Gel sana bir tane on kurdu verelim bakalım. On kurdunu çok seviyorum. Küçük bir tane vereceğim. Bunlar arkadaşlar protein ya. Protein arkadaşlar bunlar. Tabii onu içine gitmesin. Küçük bir tane. Peki böcek. Bir kuşuna böcek verilmez ama. Ben şu an gösteriş olsun diye vereceğim. Değil mi lan? Bak bak bak. Oh, çatır çatır ye. Protein arkadaşlar. Oh mis gibi. Gerçek hayatta vahşi muhabbet kuşları böcek yiyordu arkadaşlar. Sadece böyle tahıl yemiyordu. Çekirdek yemiyorlardı. Böyle çatır çutur böcek yiyorlardı. Ki tadı da güzel. Her şey yiyor. Yengeçler yiyor. Arılar yiyor. Kuş neden yemesin bu kadar böyle tatlı? Bak, baklava tadındaki bir şeyi. Ben yemem ama. Lan tam bırak. Tam bırak oğlum kadın. Lan bırak. Aa. Lan, aa al, al, aldı ağzına götürüyor ya. Terbiyesiz. Bırak. Adam var. Bırak lan onu. Bırak seni aldı.
Çek. Hayır. Aldı getiriyor. Ah, geri bıraktım. Oo, yok etti Magic. Yedin mi Yaku? Valla geçen bayağı oldu, bir yıl önce de kendisi bir tane çekirge ona gösteriyordum. Küçük bir tane. Bak, bu hayatta sadece senin gibi hayvanlar yok, bak böyle böcekler de var diye gösterirken çekirgeye Hamdi de yedi valla. Bu da şu an yediği üçüncü un kurdu. Hayır, kusma ama ya. Babacık. Hayır ya, yapma. Kusma, terbiyesiz. Ne tükürün, kusma kardeşim. Değil mi lan? Omuzuma kondu. Gelir misin? Uy, don dişim ya. Bu kadar güzel bir kuş olabilir mi ya? Şöyle çok tatlı. Mıncık mıncık. Ben de. Ama kuşunuzu böyle severseniz sizi sevmez. Ama çok tatlı ya. Ben dayanamıyorum. Baksana tipe. Gel buraya. Hayır. Çok ışık. Minik kuş. Kurdunu götürdün ha. Gel bakayım. Yakalalım. Kuzum benim. Kuzum ya. Uy, tonç. Arılarımız ne yapıyor bakalım. Evet arkadaşlar, bu arada iki arıya düştü kolonimiz. Nedenini bilmiyorum. Geçen bir yere sıkışmıştı, ondan mı yoksa çok mu hırpalandı uçarken falan, bir yerlere çarptı, cama falan çarptı, şuradaki cama. Yoksa diğerleri mi öldürdü, hiçbir fikrim yok. Bir anda bir baktım sabah ölmüş. Onu da tabii un kurtları yiyor şu anda maalesef. Ki çöpe atmak yerine geri dönüşüm olarak un kurtlarını kullanıyorum ben. Eğer un kurtları da yemiyorsa, o kadar şey olduysa, solucanlara da diyorum. Solucanlar her şeyi yiyor. Karton, mesela karton kaldı fazladan. Kartonu veriyorum. Kartonu da yiyorlar. Değil mi lan? Ha arkadaşlar, şey gösterdim ben acaba? Cici kuş nasıl yatar? Bakın cici kuş. Ama dur biraz daha yat. Hı? Ama dur. Dur ayaklarının bir sıkıntı var. Ayakları boşta kalınca ayaklarını bağlıyor. Bu şekil. Gösterebilsem mi? Ya bir yandan da elime kısıyor. Evet. Şu şekilde bağlıyor ayaklarını. Küçük
küçükken bu ayağına avize sıkıştırmıştı. Ayağı kanadıydı, derisi soyulmuştu. Acaba ondan mı? Ya elime kusma artık, elimi sal ya. Ağzına tükürürüm bak. Un kurtlarının içine atar kapatırım. Tamam, neyse arkadaşlar, canlımızla bu şekilde iş görmüş olduk. Kutusuna geri koyalım bu canlımızla. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, canlımıza şeye koyduk. Teraryumuna koyduk. Şimdi odayı tanıtacağım, biraz da vlog olsun. Burası böcek odası, benim odam değil. Benim odam günlüklerde gördükleriniz. Burada silikon tabancam var. Yastık var. Yatmak için. Hoparlör var. Ventilatör var, bozuk. Televizyon var, bozuk. Değil ama kaldırdık. Güzel bir manzaram var. Bir pencerem var. Pencere olması çok önemli. Ne? Çünkü hava almamız lazım. Sandalyem var. İki tane sehpa var. Bunun da böcekleri. Şurada bir tane büyük sehpa var. Yalancık çiçekler var. Kozalak var. Burada da malzemelerimi sakladığım gizli bir sandalye bölmesi var şurada. Şu şekilde. Torfum var. Şurada ıvır zıvır var. Şurada ısıtıcı falan var. Kapı var. Askılıklar var. Bu kadar. Perdede neden böyle olduğunu sormayın. Özel şeyler. Evet arkadaşlar, bugün de bu canlımızı işledi. Çok tehlikeli bir canlı. Zehirli bir de. Gördüğünüz gibi çok da tipsiz bir canlı. Tipe bak. Bunu eğer doğada görürseniz arkadaşlar, sakın ha, ona dokunmayın, ısırıp sizi zehirleyebilir. Çok tehlikelidir. Dikkat edin o yüzden. Baksanıza şu canavara bak. Bak, bak nasıl ısırmaya çalışıyor. Bak 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 bak. Bak 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 bak, hareketli. Bak nasıl kaçmaya çalışıyor, bak bak. Görüyor musunuz ne kadar korkunç. Bak 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 bak. Bak bak bak. Beni nasıl ısırmaya çalışıyor, görüyorsunuz değil mi? Çok tehlikeli bir hayvan. T-Rex'ten bile daha tehlikeli bunlar. Zehirleyince. Gördün mü şu mavi, yeşil, sarı renkleri. Çok renkli hayvanlar bildiğiniz gibi zehirli oluyor. Bu da aynı şekilde zehirli bir hayvan. Aynı zamanda çok tehlikeli. Baksanıza şu pençelere. Kartallardan daha keskin bir pençeler. Oo. Tipe bak. Uyuyorum. Uyuyacak mısın? Evet arkadaşlar. Bay bay.